Herkese merhaba arkadaşlar, Küçük Burjuvazi kanalına hoş geldiniz. Daha önce söz verdiğimiz gibi Tofaş projesini gayet hızlı bir şekilde ilerletmeye devam ediyoruz. Ön camımız gördüğünüz şekilde şuradan bir büyük çatlağı var. Ön camın değişmesi gerekiyor. Bugün ön camımızı değiştireceğiz. Yine bu videonun içinde jantlarımızı ve lastiklerimizi de değiştireceğiz. Şimdi kırık camımızı çıkarttık. Tabii fitili saklıyoruz. Abimiz yeni camı takarken bunu kullanacak. Arabamızda şu an cam yok. Ama abinin eline emeğine sağlık. Kaportaya hiç zarar vermeden camı çıkarttı. Şimdi yeni camı üzerine koyacağız. Yine düz cam koyuyoruz. Benekli falan değil. Diğer camların hepsi düz olduğu için biz de düz cam koyacağız. Görüyorsunuz, sanayiden çıkıyorum. Tabi camımızın üstünde el izleri falan var ama herhangi bir çizik yok. Tertemiz, sıfır. Burada da çılgın bir liseli kavgası var. Şimdi kameraya çekiyorlar diye bize de dövmesinler YouTube ayağına. Burada görüyorsunuz. Şu şekilde sanayiden çıktım. Camımız da çiçek gibi oldu. Bu şeffaf camları seviyorum beneklilerden daha çok. Çünkü cam filmi daha güzel bir şekilde oluyor. Tüm camlarımız aynı şekilde tertemiz oldu. Burada da Ali kedisiyle birlikte. Şimdi biz yıkamamıza doğru gidiyoruz. Arabamızı güzelce bir yıkayalım. Ardından diğer modifiyelerle görüşürüz. Herkese yeni bir günden merhaba. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Tofaş Doğan aracımızın ön camını yaptırmıştık. Bugün de jantlarını değiştirmeye bir kar jant lastiğe geldik. Zaten burada pek çok arabamızın jantını değiştirdik. Artık burayı tanıyorsunuz. Okan abimiz yeni bir dükkana geçmiş. Dükkanın yerini değiştirmiş. Biz hem hayırlı olsun diyelim dedik. Hem de ya hayırlı olsun demişken abi bizim jantları da bir değiştirebilir miyiz vasıtasıyla. Çevremde zaten pek çok jant seçeneği olduğunu görüyoruz. Ama iş Tofaş'a geldiğinde maalesef seçenekler biraz azalıyor. Zaten aracımızın üzerinde şu an bir çelik jant var. Borbet marka jantları var. Ama biz istiyoruz ki biraz daha kaliteli, biraz daha hani Tofaş'a hitap eden jantlar olsun. Borbet jantları arabanın üzerinden çökeceğiz ve ona ya CMS40 ya da BBC krom jant takacağız. Burada bir kararsızlık durumu yaşıyorum. BBC krom 3 aşağı 5 yukarı böyle gözüküyor arkadaşlar. Hani tabii ki de bu boyda olmuyor. Daha ufak bir boyda oluyor ama CMS'nin boyları tam olarak bu. CMS40 jantımız da bu. Ben istiyorum ki uzun yazı Junior lastiklerle beraber arabanın üzerine koyalım. Şimdi Okan abiyle beraber bir istişare yaptık. BBC Chrome bir tık daha güzel duruyor. Bunu kabul ediyorum ama BBC Chrome gerçekten doların da yükselmesiyle beraber fiyatları arşa çıkmış yani. Yanımızda Çakır Usta var. Çakır Usta bize CMS40'ın nasıl bir jant olduğundan bahsedecek. Buyur Çakır Usta, seni dinliyoruz. CMS40 dediğimiz jant şahinciler, doğancılar için bence bir efsane. Aynen. Yani bitmeyen güzelliği var. Her araca yakışmaz. Sadece Şahin'e, Doğan'a yakışır. Başka arabaya da olmuyor zaten. 15 inç. Güzel bir jant. 14 ve 13'ü var. 14 ve 13'üm var. Evet. Biz 13 inç jant lastik takmaya karar verdik çünkü bu varmış Çakır Usta'da. 13 inç Junior lastiklerle beraber uzun yazı Junior lastik tabii, var değil mi abi? Tabii, uzun yazı Junior lastikle beraber CMS40 jantımızı aracın üzerine koyacağız. Aynen. Jant zaten burada duruyor. Abi o zaman arabanın üzerine takmaya başlayalım başka tamam, bir şey yoksa. Tamam. Hep takmayalım beraber jantları arabanın üzerine koymaya başlayalım. Aracın üzerinden çıkarttığımız Borbet marka jantlar. Aslında bu da çelik jant. Normalde Tofaş Doğan dedim mi arkadaşlar? Bunlara bile herkes okey. Ama biz hani bu işin biraz daha tutkun olduğumuz için istiyoruz ki güzel sıfır bu arada. Aldığım jantla lastikte sıfır. Sıfır jant lastik takalım. Bunları da artık satar mıyız? Birinize verir miyiz? Bu jantlara ihtiyacı olan varsa yine yorumlara yazsın. Takacağımız lastikler burada. Junior marka lastikler takacağız CMS40'larla beraber. Lastikler 13 inç Musa. Evet abi. Lastikler 13 inç CMS40 lastiği. Güzel duracağına inanıyorum ama arabanın üstünde görmeden bir şey diyemiyoruz değil mi abi? Sana zahmet abi, kaliperleri de boyar mıyız ya? Kaliperleri de boyayalım size zahmet. Tamam. Ne renk yapalım? Ne renk yapalım Osman? Arabada kırmızı ya. Bilmiyorum. Tamam, kırmızı yapalım abi. Kırmızı. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar içerideki kaliper ve diskleri kırmızı renge boyayacağım. Bunun için sprey boya kullanıyorum. Yani aslında arabanın rengi de kırmızı. Kırmızı çok mantıklı bir tercih oldu mu tartışılır. Ama Çakır Usta dedi ki bu arabaya kırmızı yakışır. Ben de dedim ki tamam. Şimdi bunun üzerine bir kat daha vuracağız. Zaten ustamız da oradan boyamaya devam ediyor. Bu kuruyacak. Bunun üzerine bir kat daha vuracağız. Bu zaten diskin üstüne gelenler önemli değil. Bu frene bastıkça yanıyor. Direkt şuradaki kırmızı boya kalıyor sadece. Boyamaya devam. Önceden gelen bir uyarıyla arkadaşlar jantları griye boyama kararı aldık. Çünkü kırmızı bu arabayı çok boğar dediler. Ben de dedim acaba öyle mi? Usta boğar mı? Boğar. Kırmızı boğar diyorsun. Aynen. Gri daha çok yakışır diyorsun. Evet, gri daha güzel yakışır. O zaman griye çevirelim abi. Çeviriyoruz. Daha güzel bir görüntü alıyoruz arabadan. Aynen, çünkü jantlar da bir sıfır olduğu için hem parlak olacak, arkasının da gri olması. Yani çok güzel bir şeyimiz olacak yani. Arabayı güzel bir çıkaracağız. İnşallah. İnşallah. Boyamaya başlayalım abi. Başlayalım. Bakayım gri nasıl duruyor. Yani beyler, sizce kırmızı mı gri mi? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ama sanki gri biraz daha asil mi durdu? Sanki gri biraz daha iyi oldu ya. Vallahi daha renk değiştirmiyorum arkadaşlar. Griye karar verdim. Griye boyayacağım. Normalde biz daha önce de jant boyadık ama bu tarz spreylerle değil. Biz bildiğiniz soba boyasıyla boyuyorduk. Onlar da bayağı tutuyor. Onlar da sağlıklı. Ama tabii bu en sağlıklısı çünkü fırça izi olmuyor. Herhangi bir şey olmuyor. Direkt fırın boyama gibi boyayabiliyorsunuz. Zaten biz arkadaşlar nesilden nesile Tofaşçı olduğumuz için bayağı bir jant boyadık. Leylek gibi durduğunun ben de farkındayım arkadaşlar. Kısa sürede bu arabaya air de taktıracağım. Eğer bildiğiniz, tanıdığınız İstanbul'da olan güzel bir airci varsa yine bana şu aşağıdaki e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Ya da air işi yapıyorsanız ve bu videoya sponsor olmak istiyorsanız aynı mail adresi üzerinden bana yeniden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arabaya en kısa sürede air taktırıp yere sıfırlayacağım. Gerçekten arabanın jantını, lastiğini de değiştirdik. Havada leylek gibi olmuyor yani. Dediğim gibi jantımızı, lastiğimizi bir kar jant lastikten sıfır olarak aldık. Daha kutusunu ben açıyorum. Biliyorsunuz yeni kargo açmayı ne kadar sevdiğimi. Öyle ikinci el falan değil. Direkt gördüğünüz gibi 13 inç kutusundan sıfır olarak. Böyle CMS40. Ustam ben sana emanet edeyim bunu. Şu şekilde 4 jantımızı da yan yana koyduk. Arabanın disklerini de yeni boyadığımız için alüminyum griye. Aynı şekilde bunlar da krom rengi. Şu an tam bir bütünlük yakalayacağına inanıyorum. Güzel olur mu usta? Sen ne diyorsun? Şimdi jantı lastikle buluşturacağız. Sonra arabanın üzerine takacağız. Arabanın üstüne takacağız. İndireceğiz arabayı liften. Ondan sonra göreceğiz şeklini. Ben zaten Okan abiden rica ettim. Okan abi dedi buna çelik sibop kapağı yapıştır. Aynen, evet. Çelik sibop kapaklarını da ekleyeceğiz. O zaman usta ben senin işine karışmayayım. Tamam. Jantı lastikle buluşturalım. Aynen. Şimdi teker janta uydu mu diye, sağlıklı çalışıyor mu diye önce bir tekeri döndüreceğiz. Herhangi bir sapma, kayma bir şey yapıyor mu diye. Namıdeğer balans ayarı. Var mı sıkıntı balansında? Yeni jant lastik olduğu için, yeni takıldığı için balans isteyecek. Çünkü bir ağırlıklarını dengelemeye çalışıyoruz zaten. Yeni jant lastik olduğu için zaten bir balans isteyecekmiş. Ağırlıklarını dengeliyorlar. İlk jantımızı arabanın üzerine oturtuyoruz. Bakalım nasıl duracak, ben de heyecanlıyım. Şimdi arabamıza jantımızı, lastiğimizi takıp yere oturttuk. Şimdi arabayı gösterecek olan o kapağını takacağız. Bu işte bana düştü. Bunun için özel bir tane vidası var şöyle sıkmak için somunu. Şimdi 4'üne birden taktıktan sonra en son lastikleri parlatılsın, arabamıza bakalım jant lastik nasıl olur. Yıkattık, jantını, lastiğini parlattık. Arkadaşlar aracımızın son şekli şöyle. Ben CMS40'ı her zaman bu arabaya yakıştırıyorum. Tabii ki de BBC Chrome taksaydınız daha iyi diyenler olacaktı. Evet daha iyi olabilirdi. Ama en iyisi bildiğindir diye bir laf var. Ben de bildiğimden şaşmamak istedim. Gerçekten hani uzun yazıcı yol lastiklerle beraber CMS40'ı bu arabaya yakıştırdım. Tabii şu an leylek gibi durduğunun dediğim gibi farkındayım. Yakın zamanda Air'de yapacağız. Biliyorum panjur hepinizi rahatsız ediyor. Beni de rahatsız ediyor. Yakın zamanda bunu da değiştireceğim. Direksiyon, iç dizayn falan bunlara geleceğiz. Adım adım gidiyoruz. Bu arabayı yaptırmaya tabii ki de devam edeceğiz. Bu videonun içinde de arabanın camını değiştirdik ve jantının lastiğini değiştirdik. Araba gitgide daha güzel bir hale gelmeye devam ediyor. Ve biz de bunun için uğraşıyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalımızda bugün yüzlerce araç içeriği var. Serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.